Şu profili biliyorsunuzdur. Hatta eminim birçoğunuz bu ismi Türk Instagram sayfalarından duymuşsunuzdur. Nangek Turkey, Nangek Türkiye, Nangek Caps ve aklınıza gelebilecek binlerce Nangek sayfası. Bu durum sadece Türkiye'de böyle değildi. Ana kurumdan izin alınmadan açılmış binlerce farklı küresel hesap vardı. Brezilya, Almanya, İspanya, Arap kıtası, aklınıza her neresi geliyorsa Nangek'in orada çalıntı profilleri vardı. Bu profiller Nangek'in uygulaması içerisinden post çalıp kendi sayfalarında paylaşıyorlar ve takipçilerini yükseltiyorlardı. Nangek ise taklitler aslında yüceltir kafasında değildi, taklitleri şeklinde davrandı ve tüm bu profillere telif atmaya başladı. Evet, aynen böyle. Nangek capslerini, isimlerini, içeriklerini çalan herkese telif atıyordu. Forumlara, internet sitelerine ve benzer her yere aynı şekilde gittiler ve tepki görmeye başladılar. İşte Nangek ile 4chan arasında yaşanan büyük savaş da aynen böyle başladı. Sosyal medyadaki telif savaşları yerini internet tarihinin gördüğü en ilginç savaşa bıraktı. Hazırsanız... Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel, Charm Kuel. Bu video Grand Arby tarafından desturlanmıştır. Tüm detaylara videonun son kısmında değineceğim. Raichan adındaki bu dostumuz 2004 senesinde Hong Kong Üniversitesi'nde hukuk bölümünden mezun oldu. Mezun olur olmaz bir bankanın avukatı olarak çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra istediği mesleğin bu olmadığına karar verdi ve işini değiştirdi. Bankadan ayrıldı ve Çin'de bulunan Now TV isimli bir kanalda sunucu ve muhabir olarak çalıştı. Ancak bu işi de sevmedi. Gezdi, tozdu, bir sene boyunca hiçbir şey yapmadı ve 2007 senesinde Onobi isimli online ürün satan bu şirkete girdi. O dönemlerde hatırlarsınız Facebook çok hızlı büyüyordu ve dostumuzun aklına da bir şey geldi. İnsanların mimler üreteceği bir platform kuracaktı. Sonrasında üretilen bu mimleri Facebook gibi platformlarda paylaşacak ve Nangek'i büyütecekti. Taslakları tamamladı ve patronuna Nangek adını verdiği projesini sundu. Patronu projeyi gerçekten beğendi ve hızlıca çalışmaya başladılar. Tarihler 2008'i gösterdiğinde Çin'de açılışını yapan Nangek kısa sürede inanılmaz popüler hale geldi. İçeride deli gibi mimler üretiliyor, Facebook'ta paylaşılıyor, Facebook hesapları büyüyor. 2010 senesinde şansa Instagram kuruluyor ve Nangek'de en popüler dönemlerini o zaman yaşıyor. Böylece Instagram'a hızlı giriyorlar ve Instagram'ın en çok takipçiye sahip içerik üretici hesaplarından birine de sahip oluyorlar. 2010'lu senelerde yani Instagram'a girdikten sonra o kadar çok para kazandılar ki Nangek'in merkezini Silikon Vadisi'ne taşıdılar. Şirket böylece inanılmaz bir büyüme yakaladı ve deli gibi yatırım aldı. Böylece 3-5 sene içerisinde internetin en büyük forumlarından birini yaratmış oldular. Uzun bir süre boyunca en popüler forumlardan biri olarak devam eden Nangek'in aklına muhteşem bir fikir geldi. Nangek'in 9'una özel 2017 senesinde yani kurumun 9. yılında unutulmaz bir etkinlik yapmak istiyorlardı. Plan şöyleydi. Uygulama üzerinde en çok oyalan mimler 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık olarak 24 ton ağırlığındaki kireç taşına kazanacaktı. Bir hafta süren oylamanın ardından 10 milyondan fazla insan bu etkinliği gördü ve yaklaşık olarak 830 bin oy kullanıldı. Ve yüzlerce mimin ikonu ustalar tarafından haftalar boyunca neredeyse bir konteyner büyüklüğünde olan bu taşa kazındı. Tarihler 25 Nisan 2017'yi gösterdiğinde Nangek YouTube kanalı üzerinden bu videoyu yayınladı. Videoda yaşanan tüm bu olayları aynı benim size anlattığım gibi insanlara anlatıyorlardı. İşte taşa kazıdık, şuradan oy kullandınız, biz bunu gelecek nesiller için yapıyoruz falan falan. Bu taşı öyle bir müzeye falan koymadılar. Sadece kimsenin bilmediği, asla söylenmeyen dünya üzerindeki rastgele bir lokasyona gömdüklerini gördük. Yüzyıllar sonra başka bir nesil bu taşı bulup okuyacak ve eski insanların nelere güldüğünü görecekti. Nangek'in amacı işte tam olarak buydu. Bazılarınız bunun harika bir şey olduğunu düşünse de düşman forumlar bu fikri aşırı saçma buldular. Göt loblarından çıkan mimi bile seçip bu taşa kazımışlardı. Bunun neresi komik falan dediler. Tarihi geçmiş bayat ve artık eskisi kadar komik olmayan mimlerin bizim mirasımız olamayacağını düşünüyorlardı. Özellikle 4chan, Nangek topluluğunun mizah anlayışını küçümsüyordu. Nangek'in özgür mizah anlayışına uymayıp attığı teliflerden oldukça rahatsızlardı. Ayrıca bir başka dertleri Nangek'in kurucusunun soyadının Chan olmasıydı. 4chan'daki kullanıcıların neredeyse tamamı tam bu yüzden Nangek'e düşmandı.
Nangig'deki insanların saçma saçma mimleri seçtiğine, gerçek mimlerin o taşa kazınmadığını söylediler. İşte böyle böyle yapılan bu saçmalık başta 4chan'de, ardından da Reddit'te en popüler konu haline geldi. Reddit sadece konuşmakla kalsa da 4chan işe bir çözüm bulmaya odaklandı. Başlangıçta Smash the Stone etiketiyle bir kampanya başlattılar ve 4chan komandolarını göreve çağırdılar. Bu operasyona katılan herkes videonun her yerini didik didik aramaya başladı. Nangig'in yayınladığı videodan koordinatları bulacaklar ve taşı kırmaya gideceklerdi. Nangig ise gizli tuttuğu konum bilgilerini videolarındaki bazı detaylarla belli etmişti. Görebilmek için gerçekten dikkatli bakmanız gerekiyordu. İlk elde edilen bilgi taşı taşıyan aracın plakasıydı. Nangig bu plakayı sansürlemeyi unutmuştu. Plaka İspanyol menşeliydi. Bu doğrultuda dünya üzerinde İspanyolca konuşulan tüm ülkeleri ve o ülkelerin bağlı sınır komşularını tespit ettiler. Bu harita koyudan açık renkliye doğru İspanyolca yoğunlukta konuşan ülkeleri gösteriyor. Ardından bu ülkelerin sınır komşuları dahil tüm yakın bölgelerde kireç taşı maden ocaklarını tespit etmeye başladılar. Nangig yaptığı başka bir videoda taşı yapan ustaların hiç İngilizce bilmediğini ima etmişti. Tam olarak şurada. Speak English. Great. Böylece İngilizce, İspanyolca konuşan ülkeleri elediler ve plaka benzerliğini araştırdılar. Kalan 10-12 tane sonucuysa Google Map üzerinden taramaya başladılar. Benzer iklim ve toprak koşulunda olan bölgeyi bulmaya çalıştılar. Videonun son kısmındaki güneşin yaptığı gölgeden dünya üzerinde hangi yarımkürede olduğunu saptadılar. Kuzey yarımküredeler. Ardından şu fotoğraftaki adamın kim olduğunu merak ettiler ve araştırmaya başladılar. Adamın A'dan Z'ye tüm bilgilerini grup üzerinde ifşa ettiler. Kendisi Antonio Soler, Loli adındaki bir şirkette çalışıyor. Şirket bilgilerini incelediklerinde adamın taşın baş tasarımcısı olduğunu ortaya çıkartıyorlar. Şirketin ofisi ise İspanya'da bulunuyor ve faaliyetlerinin neredeyse tamamını burada gerçekleştiriyor. Böylece neredeyse sonuca ulaşıyorlar. Nangig'in paylaştığı videoda kullanılan kireç taşı madenine en çok benzeyen yer İspanya'da bulunan Almeria bölgesiydi. Bu bölgede bulunan taş ocağı ise gerçekten benzer bir kireç taşı çıkartıyordu. Üşenmeyip Google Map üzerinden bu taş ocağına giden tüm yollarda ilerlemeye başladılar. Ağaçlardan, yol kenarındaki kayalardan, yer şekillerinden, konumu ve tam koordinatları bulmayı denediler. Bazı yerlerin denkleştiğini fark ettiler ve bölgeyi daraltmaya başladılar. Bölge daraldıkça taşa daha da yaklaşıyorlardı. Çalılar, büyük taşlar ve hesaplamalarla birlikte taşın koordinatlarını tam olarak bulmayı başardılar. Ve nokta tam olarak burasıydı. 36 derece 56 dakika 45 5.32 saniye kuzey ve 2 derece 24 dakika 33.41 saniye batı. Söylediğim bu koordinata bakarsanız taşın tam olarak orada gömüldüğünü fark edebilirsiniz. İnternette 2018 senesinde bu anlattığım hikayeyi o dönemlerde birçok yabancı kanal anlattı. Ve o dönemlerde 4chan taşın koordinatlarını bulsa da internette hiçbir kullanıcı taşa zarar vermeye gitmemişti. Giden varsa da hiç kimse bunu paylaşmadı. Kimse taşlarına bir şey yapamadı diye Nangig kullanıcıları diğer forumlarla uzun süre dalga geçtiler. 4chan'den veya Reddit'ten veya başka bir forumdan kimse çıkıp Nangig'deki insanlara tek bir kelime edemedi. Üzerinden yıllar geçti. 2018, 19, 20, 21 tek bir kişi bile taşın yanına gidip en ufak bir video bile paylaşmadı. İspanyol kökenli şu dostumuz hariç. Kendisi videoyu gördükten sonra 2021 senesinin ortalarında GPS üzerinden koordinatlara yolculuk yapmaya başladı. Markete girdi ve kireç taşının baş düşmanı olan sirkeden litrelerce satın aldı. Arabasını kasasına koyduğu bu sirkelerle birlikte saatlerce konumu aradı ve sonunda buldu. Taş üstünden 4 yıl geçmesine rağmen hala oradaydı ve konumu da hala belirgindi. Belki birisi gelip kazmıştı, belki de Nangig'in yönetimi iyi gizleyememişti, bilmiyoruz. Ancak dostumuz arabasının kasasındaki litrelerce sirkeyi taşın tam üstüne döktü. 26 Ağustos 2021 tarihinde ise yaptıklarının hepsini video şeklinde yayınladı. Video az izlense de insanlar esesini alıp forumlara çoktan yaymışlardı. Binlerce kişi bu adamı kahraman ilan etti. Nangig'in yaptığı bu rezil iş yıllar sonra birisi tarafından sonunda cezalandırılmıştı. Görev başarılmıştı. Yıllar önce koordinatları bulan o insanlar ve düşman forumlar bu adamın yaptığını konuşuyordu. Good thousand. This one's for you, 4chan. Let's get all in there. Thing is, it's like, I don't know what to do here, because I'm imagining that if I spray it too weakly, too thin, then it's all just going to evaporate. So, let's just concentrate it in one area, shall we?
Bugünkü videomuzun sponsoru en çok bilinen GTA RP serverlarından birisi olan GrandRP. GrandRP dünyanın en büyük GTA sunucularından bir tanesi. 7-8 farklı dilde sunucuya sahip yabancı roleplay yapabileceğiniz bir yer aslında. Dil geliştirmek için de oldukça etkili bir yer. Sunucuda 350'den fazla araba, 1000'den fazla yeni eşya geliştirilmiş. Oyun içinde farklı çetelerde, polis departmanında, devlet binalarında, itfaiye departmanında ve daha birçok organizasyon içerisinde bulunabiliyorsunuz. Veya isterseniz kendi çetenizi kurup AS gibi GTA dünyasında takılabiliyorsunuz. Sürekli aktif büyük yönetici kadrosuyla toksik adamlar sunucuda barınamıyor ve keyifli bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Yaklaşık bir hafta önce açılan 3. sunucuyla beraber güzel etkinliklere katılabilirsiniz. Yapmanız gerekense açıklama kısmında bulunan linkten siteye gidip sağ üstten kayıt ol tuşuna basıyorum. Buradaki ekranda GTA 5'iniz var mı diye soruyor ve sizi kayıt ekranına yönlendiriyor. Kaydı tamamladıktan sonra da kendi launcher'ını indirip o launcher üzerinden sizi sunucu listesine yönlendiriyor. Oradan da dilediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Açıklama kısmından Grand Roleplay'e kayıt olabilirsiniz.